tehdit ettiriyorsun. İş siyasetimle oynuyorsun. Ben sana Halep'te bunun şeyini ödeteyim buyur dedi. Aslında mesele bu buyur dedi. Madem sen güçten anlıyorsun o zaman bu saldırı bu. iki. PYD dedi ki yani ben senin ne yapmak istediğini biliyorum. Sana bu koridoru oluşturmam. Terlifat ve Memmüç üzerinden bu da sana bir ders. Ve İran'a da mesela İran Dışişleri Bakanı geldi. Sayın Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı ile çok sert şeyi olduğu ifade ediliyor. Yani e, gergin, Diyadok geçtiği, gergin geçtiği söyleniyor. Sebebi de şu çünkü Türkiye gerçekten şunu artık e, İran'ın ve Esad'ın anlaması gerekiyor. Yani bölge jeopolitiği değişti. Şimdi Hizbullah eski Hizbullah değil. İsrail eski İsrail değil. E, oradaki gruplar eski gruplar değil. Sayı olarak da değil. Teknolojik olarak değil. Şimdi hocam söyledi. Adam drone kullanıyor. Bak o teknolojiyi almışlar. Her türlü silah teknolojisini almışlar. İnsan gücünü eğitimli yapmışlar. Beraber hareket etmeyi de öğrenmişler. Mesela en büyük sorun bunlara ganimet paylaşımıydı. Hani mesela bir tank alındığında, askeri şey alındığında kime ne olacak falan. Mesela ben hep öyle bekliyorum çatışmaları. Çünkü geçmişte böyleydi. Şimdi hala o da çıkmadı. Hani potansiyel var ayrı bir şey ama o da çıkmadı. Dolayısıyla da şimdi Esad'ın vereceği karar önemli. Aa, bu nedir sorusunun cevabı programlarda yine ifade etmiştik. ABD'liler ve İsrail Esad'dan bir şey istedi. Dediler ki İran'ı burada hı, hı. Ve bu direniş eksenini burada kes. Hatırlarsan biz Esad bunu yapabilir mi, yapamaz mı diye tartışırken Esad çıktı. Esadın dışişleri bakanı çıktı. İran'a gitti. İranlı yetkililer geldi ve dediler ki biz direniş ekseninin parçasıyız. Bunu resmi olarak açıkladılar. Şimdi ben dedim tamam bundan ipi çekildi. Yani çünkü İsrail çok net bir şekilde da söz var biliyorsun. Yani aklına başına alması lazım. Ateşle oynuyor hı. tarzı ifadeleri de vardı. Zaten bu HTŞ'nin yaptığı diğer operasyonlarda işte İsrail ABD kısmı buradan geliyor. Yani orada herkesin bir çıkarı var. Mesela ABD'nin çıkarı var mı? Var. İran pasifize ediliyor. İsrail'in çıkarı var mı? Var. Direniş hattı kesintiye uğruyor. Türkiye'nin çıkarı var mı? Var. İşte terrifat ve mümüşte bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışıyor. Suriye muhalefetinin bir çıkarı var mı? Var. 2019 sınırlarının çok ötesine gidiyor. Rusya'nın? Rusya çıkarı şu. İşte Rusya şu an kaybetmiş değil ama çıkarı da çok yok. Pozisyonunu koruyor. Dolayısıyla Rusya o pozisyonu koruma noktasına güvence istiyor. En büyük mesele o. Zaten Rusya oyuna girerse oyun çok farklılaşır. Yani o hava gücüyle, tekrardan o varil bombalarıyla yüz binlerce insanın hayatı böyle e, hayatına mal olacak saldırılar olursa mesela İdlib'de düşünsene 4,5 milyon insana saldırı yaptı. Nereye gelecek? Yine aynı noktaya gelmiş olacak. Ama e, sahadaki güç artık eskisi gibi değil. Dolayısıyla da şimdi burada mesele Esad'ın nasıl bir adım atacağı. Şimdi Peki. Esad diyalog kapısını kapatmaya devam ederse hala İran'la birlikte çok açık söyleyeyim İranla birlikte davranmaya devam ederse Suriye'de şunu görmemiz mümkün. Fırat'ın doğusuna sıkışmış bir PYD, eee Esad işte Şam ve çevresinde sıkışmış bir Nusayri hükümeti, sonra İdlib'den başlayarak Hamah, Humus'a kadar gitmiş olan bir işte Sünni hükümeti ve parçalı bir Suriye görme ihtimalimiz de çok yoğun. Peki hemen hocama atmak gerekir mi? Evet. E, Netanyahu tercih edilen adam. O haritayı belki verebiliriz. Peki şöyle Hocam mesela millet soruyor ya bu iş niye şimdi başladı diye. Türkiye'de böyle insanlar e, hani bir meseleye bakıyor ama üstün körü. Ya yani 20 Aralık'ta Suriye'ye uygulanan yaptırımların tarihi doluyor. Yani 18 gün sonra. Niye bunu ifade ediyorum? Reuters'a bir haber düştü. Ki o haber düştü. 20 Ocak'ta. Hayır yeni haber düştü. O haber düşmeden önce de ben onu Körfez'de teyit etmiştim. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, İran'a Esad'a şunu söyledi. Bak yaptırımlar zamanı geliyor. Hı, hı. İran'ı bu bölgeden çıkar. Sana yaptırımları kaldıralım ve aynı zamanda bu meselenin sulhla çözümü noktasına evet. sana yardımcı yani olalım. bütün mesele İran'ın bölgeden çıkartılması. Şimdi baştan itibaren belli ve Esat işte ben dedim ya o direniş hattını. Ben direniş ekseninin yanındayım cümlesini kullandıktan sonra iş değişti. Şimdi insanlar şunu söylüyor. E tam bu anlamda işte muhalifler onlar da o savaş şey, coğrafyasını kendilerine göre okuyorlar. Kendilerine göre fırsatını. Çünkü şurada Trump gelmeden herkes bir şekilde tavrını almaya Bravo. çalışıyor. Bravo. Herkes. Şimdi şunu herkes biliyor. Yani pazarlık masasına oturduğunuzda Suriye'de güçle oturursunuz. Kimse kızmasın ama Suriye böyle bir yer. Yani, o zaman ikincisini evet. söyleyelim bu cümlenin stratejide. Bu cümlenin ikinci kısmı ne biliyor musun? Peki ikinci kısmı şu. Masaya oturan taraflar o kadar güçsüz hale getirilmelidir ki Niye? masada ben onlara ortaya koyduğum her şeyi maksimum ölçekte kabul ettireyim. Peki. Tabii ki hepsi Şu kabul edilmez. Şu anda masadaki güçsüz Esat. Çok güçsüz. İran. Bak çok güçsüz. Tamam mı? Buradaki aktörler açısından Türkiye'nin talepleri belli. Türkiye'nin taleplerinin belli olmuş olması nedeniyle güçsüz. Ama öte yandan bölgenin büyük ülkesi olmuş olması açısından da çok güçlü. Çünkü yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı orada her ikisi arasında da kaldı. Şimdi o önemli. E burada evet Esad'a çağrıyı yapan ülke oldu. Bakın her ne kadar hani yine Esad'ın Suriye'nin dağıtılmasında dağıtılmasında Türkiye'nin de rolü varsa işin başından itibaren evet ama son tahlilde Türkiye'de bir takım yanlışları gördü, onu yaptı, bunu yaptı işte, ekonomisi bu hale geldi, allak bullak oldu, şu oldu, bu oldu. Sonuçta Türkiye'de oturdu o da bir hesap yaptı. Dedi ki bir dakika. Şimdi burada Sünni Şii çatışmasının içinde kalıp, yarın öbür gün, ben de buradaki bu selefi grupların yanında yer alan bir ülke ya da bir iktidar olarak mı yer alayım, yoksa evet mesela, tamam bakayım. işte. Bak orada söylüyor adam. Onun için Netanyahu herkes açısından tercih edilen bir adam şu an için. Şu an için. En doğru kişi. Herkes için en doğru kişi. Niye? E bölgeyi darmadağınık ediyor adam. Hocam bir de yani esas Esad'a söyledikleri şey ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aslında ellerinde bir şey done davat var. Dediler ki Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı şeyini uygula. Burada kararında hmm. belirtilen siyasi süreci işlet diye söylediler. Ve burada çok açık ve net. Şu Şenad'da manşet olarak şunu söyleyebiliriz. ESA'da yapılmış gibi gözüken operasyonu esas adı İran. Burası çok net. Tabi tabi çok net. Burası çok, çok net ve net. tartışmasız. Tartışmasız, çok net. Ama kısa vade içerisinde şu an sahada gerçekten çok güçlü. Ee, bu bu kabul edilebilir bir şey ama uzun vade içerisinde bu güç pekiştirilir mi? Yoksa başka bir noktaya mı evrilir sorusu sürecin ve aktörlerin işin içine nasıl gireceğiyle alakalı bir süreç. Peki o durumda Türkiye ne yapar? Şimdi Türkiye şöyle. İpek Türkiye'nin tavrı çok net. Şimdi bir belki Suriye politikası ile ilgili biz burada hep yanlışları söyledik. Türkiye'nin kandırmışlığını falan söyledik. Yani bunu tekrarlamanın bir gereği yok. Ama Türkiye bir şey yaptı. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda sürekli vurgu yaptı. bu hocam bilir uluslararası işlerde bu. Pratikte öyle mi davrandı? Ama pratikte şöyle. Şimdi senin toprağın gidiyor senin yanın başında birilerinin gelme ihtimali çok güçlü. Ne yaparsın? Gidersin orayı alırsın. Sahibi istediğinde sana güvenceyi verirse teslim edersin. Güvenceyi vermezse orayı tutarsın. Burası böyle. Ha, uluslararası hukukta bu tartışılır ayrı mesele ama bu sınır güvenliğin sana verdiği bir hak. Ama buradaki sorun şu. Türkiye açısından bu sorun.